Merhabalar sevgili seyirciler. Güncel konuların satır başlarını yorumladığımız güncel yorumla karşınızdayım. Mersin'de önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan tarafından 35 milyon lira harcanarak yaptırılan Aqua Park için yerel mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını onaylayan Danıştay, belediyenin karar düzeltme talebini reddederek hukuk sürecinde son noktayı koydu. Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, daha önce yaptığı açıklamada Danıştay'dan olumsuz karar çıkması halinde Aqua Park'ı başka yere taşıyacaklarını söylemişti. Mersin Temiz Toplum Derneği üyesi Hidayet Dinçer, 2012'de Mersin 1. İdare Mahkemesi'ne başvurarak Çamlıbel Balıkçı Barınağı yakınında 4 yıl önce 45 dönüm arazi üzerine 35 milyon lira harcanarak yapılan ve geçen yaz sezonunda tamamlanan Mersin Aqua Park'ın kıyı kanununa aykırı olduğu, şehir merkezi ve kumsalda en değerli mevkide yer aldığı, proje için harcanan paranın da kamu yararına olmadığını iddia etti. Dinçer'in başvurusu üzerine mahkeme, yaptığı incelemede projenin kıyı mevzuatı hükümleriyle şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ise projenin mevcut yasalara ve şehircilik ilkelerine uygun olduğunu belirtip Danıştay'a başvurarak yerel mahkemenin kararının iptalini istedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bir süre önce yaptığı açıklamada Danıştay'ın olumsuz bir karar vermesi durumunda tesisi taşıyacaklarını belirterek şunları söylemişti. Önceki yönetim zamanında bu tesise 35 milyon lira harcama yapıldı. 2013 yılı Haziran ayında açılan ve o günden bu yana hizmette olan tesis ile ilgili yargının vereceği karara elbette uyacağız. Ancak devletin bir tesisi ile ilgili olarak yaratılabilecek maddi zararı en aza indirmek için de yasal mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı süreci olumsuz sonuçlanırsa tesisi başka bir yere taşıyacağız. Böylece devletin zararının bir kısmını kurtarmış oluruz. Aqua Park'la ilgili hukuk sürecini başlatan Hidayet Dinçer ise Danıştay 6. Dairesi'nin verdiği son kararı değerlendirerek bu tesis hukuka aykırı bir şekilde fahiş bir bedelle yapılmıştı. Danıştay tarafından verilen son karar yerinde bir karardır. Şimdi o güzelim sahilin tamamen temizlenerek halka açılması gerekir diye konuştu. Gerçekleştirdiği projenin başlangıcında yerine getirmesi gereken yasal koşulları hiçe saydığı için kamunun 35 milyon lirasını da böylelikle heba eden Macit Özcan'ın acaba daha ne kadar süre Mersin'e ve kamu kaynaklarına verdiği zararlar bu şekilde sonradan sonraya gün yüzüne çıkacak. İster istemez kaygılanıyoruz. Bir diğer konumuz ise yine bir sanatçının başarısı. Hem de bu öyle bir başarı ki sanatın sınırları aşan gücünün çok güzel bir örneği olan başarı. Daha önce birçok kez Louvre Müzesi'nde sergi açan Mersinli ressam Ahmet Yeşil'e Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde bulunan sanat galerilerinden sergi teklifi geldi. Teklifler nedeniyle Yeşil, 2015'te Belçika'nın başkenti Brüksel, Almanya'nın başkenti Berlin ve Düsseldorf'ta sergi açacak. Biz de Mersin'imizin bir kültür elçisi konumunda hem kendi sanatını hem de sanatı aracılığıyla Mersin'i tüm dünyaya tanıtan ressamımız Ahmet Yeşil'i kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bir sonraki güncel yorumda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.